Merhaba herkese, akşamlar. Konya Çimento günlük grafik. Geçen hafta 800 desteğini aldı, yani bunu düşüş trendinde takip ediyoruz. Hala da düşüş trendinde, onu baştan bir söyleyeyim. O trendi kıramadı bir türlü. Ama bir hareket yaptı. En azından geldi 800 desteğinden. Şöyle bir 959-960'taki şu düşen maviyi, şu görüyordur herkes maviyi herhalde. Bu 20 gün üstüne. Şimdi diyeceksiniz ki ya yok mu senin trend çizgin? Var. Yani şurada hemen soldan seçebiliyorum. Ama 20 günde 3 aşağı 5 yukarı çok fark etmiyor. Şöyle tam koyarsam bakın aynı yere çıkıyor. Onun için yani bunu bir söyleyeyim de niye çekmiyorsun diyenler olabilir. Onun için çok kullanmıyorum. Lazım olursa kullanıyorum trend çizgilerini. Gördüğünüz gibi 20 günde çok benzer bir alanda ve bir kırılım uğraşıyor. Yani Konya Çimento. Şimdi 959 önemli. Bunu 960 diyelim. Akılda kalsın, kolay. 960 önemli. Üstüne atamadı. Bir türlü gidemedi. Kapanış yapamadı. Gün içi gitti geldi. O beni ilgilendirmiyor. Kapanış anlamında. 960'ın üstüne çıkar ve biraz daha tırmanırsa 1086 var yukarıda direnç olarak. Şimdi bu önemli. 960'ın üstünde kalıcılık. 1086'yı kırar kırmaz. Onu bilmem. Öyle bir yeteneğim yok. Fakat 20 gün üstlerini kırıp üstünde kaldığı müddetçe yukarıya 1086 denemeleri devam etme ihtimali olur. Yani gider mi, gelir mi, tam gelir mi, bakın bunları bilemiyoruz. Ama takip edilmesi gereken seviye mutlaka ve mutlaka 960'ın üstünde kalıcılık. Bir gün değil, bir kapanış değil. Bu çok uzun süren bir trend. Öyle tek kapanışla kırdığını varsayamazsınız bunun. Yani bunun boğa tuzağı diye bir şey de var. O yüzden orada kalıcılık önemli. Ve her ne olursa olsun 800 deste. Hani gider gelir. İkinciye değer. Bakın önemli değil kırmadıktan sonra. O zaman aşağıda bir yataylık ihtimali başlar. Yani bu trend dağılmış olur. Düşüş trendi. Deriz ki aşağıda bir yataylık yapıyor. Bakalım kırılım ne tarafı olacak. O yüzden 960'ı önemsiyorum. Aşağıda 800'ü önemsiyorum. Ve bir üst dirençte 960'ın kırılması durumunda deneme olursa 1086'yı mutlaka, hatta kırılımı da çok iyi olur. Onu da söyleyeyim. Bir hızla kazanabilir 1086 kırılınca. Bu seviyeler takip edilmesi gereken seviyeler. Biraz can geldiyse onu da söyleyeyim. Bakın hacimler biraz var. Bir alım satım başladı. Bu seviyede önemli. Yani biraz daha vites yükseltir ve hacimleri de artarsa, bir alım satım olursa Konya'da biraz daha artarsa bu alım satımlar, ki miktarını da söyleyeyim. Burada mutlaka 32-33 bin üstünde olması lazım. Lot anlamında söylüyorum. Siz çarpın fiyatı bulun. Parayı bulun toplam. Çoğu yerde parası yazar çünkü. Dediğim gibi yani 32 bin, 33 bin iyi olur. Bu tür hacimlerde yeşil mumlar yaparsa. Bugünkü mum bir basit, böyle bir tırmanışın içindeki küçük bir düzeltme demeyeceğim. Böyle düzeltme olmaz da. Hani saatlikten maatlikten belki düzeltme olarak varsayılabilir. Öyle ufak bir mum. Çok bir önemi yok. RSI yani 44 çok güçlü bir alanda değil. 60'ın üstü güçlü bir alan olarak ifade edilir RSI'da. Ama gene de kendi ortalamasının üstünde. Uzun zamandır ve bakın çok uzun zamandır. Şöyle zamanı da söyleyelim tabii, öyle 27 Ocak'tan bu yana ilk defa RSI bir önceki tepelerin üstüne çıkmaya çalışıyor. Yani bu 45'i hiç geçemiyordu. Yine tek geçemedi de, bir diyorum ya, böyle bir ittirse bir şey yatırımcı Konya'yı, biraz böyle bir hareket verse orayı da kıracak ve 45-46 üstteki RSI'yla da bakalım tırmanıyor mu tırmamıyor mu, göreceğiz o kısmı. MACD'de bu sefer yine Ocak'tan bu yana histogram bakın en güçlü yeşil haline gelmiş. Yani daha önce yeşiller var ama çok silik. Düzeltme daha çok, yani aşağı düşün düzeltmesini ifade eden şu yeşiller. Gördüğünüz gibi bu biraz daha güçlü bir yeşil. Ya bir şey yapmaya çalışıyor gibi bir durumu var açıkçası da, işte şu an diyemiyoruz. Kırdığını söyleyemiyoruz. Yani gereken seviyeler geçilmediği için, geçmesi gereken seviyeler. Umarım önümüzdeki hafta tabii tekrar bakarız Salı günü. Şu kalan günlerde biraz daha böyle yukarı bir ivmelenir, biraz canlanırsa iyi olur. En azından biraz yatırımcının da morali yerine gelir. Herkese iyi akşamlar.